Selam millet, ben Jad Maga. Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, uzun bir aradan sonra yeniden Survival'a dönüş yaptık. Biliyorsunuz bu aralar bayağı bir Relecraft'ı falan sarmıştım. Ve Survival'ı biraz boşladık işin doğrusu. Yapacağımız daha çok şey var. Gideceğimiz daha çok yer var. O yüzden hemen hızlı bir dönüş yapalım. Facecam'da koymuyordum diğer serilerde. Yine Survival'da Facecam koymaya devam edeyim. Evet, hazırsanız başlayalım o zaman. Şimdi dönelim abi. F5. Hop. Evet, şehrimizin dışına başladık. Hala burada yapacağımız işler var. Şu ön tarafı süslemeyi başlamadık. Oraya bir akarsu yapacaktık falan. Ama öncesinde dağımın içinde yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum. Bir tanesi şu soldaki projem. Burayı kreatif dünyamda yaptım. Tasarladım, ettim. İşte ölçülerine göre de burayı kazdım. Yani gereken alanı düşünerek. Muhtemelen 3-5 blok daha kazarım gerekirse. Etrafı genişletirim ama şimdilik yeterli gibi görünüyor. Oradakiler bir sonraki bölüme kalsın. Ben iki bölüm arasında ne yaptım? Yani çok girmedim işin doğrusu survival ama girdiğim zaman ne yaptım onu göstereyim. Şurada biliyorsunuz demir farmımızdan gelen malzemeler var. Evet, buradan böyle gelip burada birikiyorlar. Lan saldırma bize. Aşağı indi galiba. Biliyorsunuz iki tane fantomumuz var yukarıda. Besledik, büyüttük elimizle. Duruyorlar orada. Buradan da şeyler geliyor. Ne onun adı? Kelpler geliyor. Şu an çok fazla kelpim var. Bunlara henüz bulaşmayacağım. Kelpler büyümüş bu arada. Gidip gösterelim şuradan. Evet, ilerle. Bir göstereyim. Hepsi büyüdü. Burada şimdi bayağı zaman geçirdik ve toplamadık da. Otomatik toplamayı kapatmıştım. Hani serverda lag oluyor, bir şey oluyor diye. Single player sıkıntı olmuyor ama multiplayer'da serverdan kaynaklı lag sıkıntı oluyor. O yüzden ihtiyacım olunca gelip tuşa basıp toplamak için duruyor burada bunlar. Bir tuşla şuraya bağladım şu an tuşu. Bunu da içeri çekeceğim zamanla. Evet, demir farm şu an çalışmaz çünkü bir süredir burada değilim. Oyunun yani bunun çevresinde bir gün geçirmediğimiz zaman, bir iki gün geçirmediğimiz zaman bozuluyor. Tekrar bir günün geçmesini bekliyoruz. Gece oluyor. Köylüler uyumaya çalışıyor. Gündüz oluyor. Çalışıyorlar. İş yapmaya çalışıyorlar ve tekrar çalışmaya başlıyor sistem. Şimdilik ihtiyacım yok demire de kalsın. Şimdi ben bu bölümde çok lafı uzatmayayım çünkü hızlandırma olarak yapacağım kalanını muhtemelen. Evet, şuradan bir girelim içeriye. Evet, şu alt tarafta biliyorsunuz zırh odamız var. Burada zırhlarımız sergileniyor ve geri gidiyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Ama bunun devamına bir yer kazmaya başladım. Orayı daha çok kazacağız. Bir de fener falan kurmam lazım. Çünkü fener etkisi buraya gelmiyordur. Bakın burayı böyle aşağı doğru kazdım. Evet, ben şimdi burayı böyle bayağı bir büyüteceğim. Tamam millet. Feneri olmazsa yukarıya taşıyayım eğer çekmiyorsa buradan. Bakalım. Aynen çekmedi. Gitti fener. 5 olmuş burası. Şöyle bir kazalım. 6, 7. Tamam. Evet, bir de bu üst kata bir çıkıp bir de oradan kazacağım. Gücümüzün yettiği yer burası mı? Bir yeri hazırlayayım, belirleyeyim. Sonra kazma işlemi sıkıcı olacağı için video arkasında yapayım. Hoppa. Ne kaldı? Çok bir şey kalmadı. Boşluğa koyalım. Evet, aslında uzun bir koridor da yapmak istiyorum da. Şu merdiveni biraz daha dikleştirip bir koridor mu yapsam? Buraya bir koridor koyabiliriz. Neyse, şimdi bir yukarı çıkalım. Buradan yukarısını kazacağım. Tamam, oraya da bir çıkalım. Bir de gidip kazmamı falan tamir edeyim. Kazmam tamir ihtiyacı var. Süper. Evet, tamam. O yükseklik kadar kazsam yeterli. Daha sonra tabanı falan bakımını yaparız. Şimdi ne hesaplamıştım abi? 37'ye 41 demiştim. Burası tek sayı mı? Umarım tek sayıdır. Aynen tek sayı yapmışım. Güzel. 37 dediysem ortayı saymazsak 36. Yani 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fazla kazdık. Tamam. Buraya kadar. Duvarları değiştireceğim için orada arkasıyım aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kazdım. Burayı da 19 kazalım. Dışarıda kaplama yaparız muhtemelen. Bir geniş olsun. Tamam. Ben bu tarafa doğru 41'e gideceğim. Yani illa 41 olacak diye bir şey yok. Daha kısa da yapabilirim. Daha önce yaptığımda. Hoppa. Tamam. Ben bu şekilde yüksekliğe de şunun üstüne çıkıp kazacağım. Bayağı bir ayarlamam lazım. Kaz işlemlerimi yapayım. Uzun sürecektir. Ve geri geleyim. Birazdan görüşürüz. Evet millet. Biraz çalıştım ve geri geldim. Aslında bayağı çalıştım. Biraz da değil. Ama bir sıkıntıyla karşılaştım. Şimdi size onu göstereceğim. O bayağı onunla uğraşıyorum. Kazı yaparken fark ettim ki çok da doğru bir yere kurmamışım. Hemen yeryüzüne çıkan bir yere kurmuşum. Bu arada demir farmları çalışmaya başlamış. Biz civarda takıldığımız için. Evet, bakın böyle. Alttaki kazdığımız yer buraya çıkıyor. Burayı da şimdi yeni yaptım ben. Demirim bol diye demir harcıyorum. Gidip gelip evden demir alıyorum sürekli. Demir sıkıntı değil, yeter de. Burayı çirkin göstermesinden korkuyorum ben. Laboratuvar hissi vermesi lazım. Bir uzağa konalım. Yani bir şekilde bir kale gibi korunan, böyle savunmalı bir yer gibi görünecek demir sayesinde. Üstüne böyle farklı bir zırh gibi bir şey yapacağım. Yer altında aslında büyük ölçüde dışarıdan görünmeyecek içi. Girişi dışarıdan olmayacak. Yine böyle gidip mağaramızın içinden girebileceğimiz bir yer olacak sadece. Hoppa. Gelelim şuraya. Şimdi gidiyoruz. Şu aradaki hayvanların arasından böyle geçerken güzelce şurada bir yol fark ediyoruz. Bu yolayı da böyle şey tek blok haline indirdim. Sonra gelirken böyle bir bakıyoruz. Sandık düşmüş, alayım onu. Bir bakıyoruz böyle kocaman bir alan. Böyle olacak. Buraya bir tünel koyacağım. Biraz uzatmış oldum burayı, iyi oldu. Ama belki daha da uzatırım. Şimdi ben buraya kazmaya başlayacağım da. Hepsini tamir ettim. Şu an tamirden geliyorum. Üst kata da böyle biraz yarım kazdım. Şurada sulara takıldım. O yüzden şey yapmıyorum. Kazmaya devam etmiyorum. Suyu üstten kumla kapatacağım önce. Uzun bir iş. Önce ben bir altı kazayım da. Üstü sonra hallederiz. Kazmak ayrı bir dert. İnşa etmek ayrı bir dert olacak. Bakalım. Hadi. Şöyle kolayca bir kazalım. Süper. Muhtemelen tümünü de kazmayabilirim ya. Burası böyle deney yapılan bir yer olacak da. Şuradan şöyle girince karşımızda böyle makineler, işte bozuk şeyler falan, böyle işte dışçaklar, şunlar bunlar görürsek, hani işte buhar falan çıkan bir yer. Nasıl yaparım buharı? Kolay şeyle. Ocakla yaparız da karşıda olması daha iyi onun. Ben karşıyı yükselteyim abi. O suyu kaldırmaktan kaçmanın bir yolunu arıyordum ama yok. Ne kadar iş yaparsak o kadar güzel olur. Aslında bu yapıyı dışarıya inşa etsek daha güzel olurdu. Daha güzel değil de daha kolay olurdu. Ama buraya inşa edeceğiz biz. Ben şöyle kazayım. Tamam, o zaman size ben burayı hızlandırma olarak izleteyim. Çünkü çok uzun sürecek bu iş. Su mu geliyor? Bir dakika, su mu geliyor? Evet. İşte bu iş olmadı. Ne yapsak? Sudan yukarı çıkalım. Taşı değildi. Şunu taşı alayım ya. Taş daha kolay kırılıyor. Şimdi şuradan itibaren mi? Buradan itibaren kapatalım mı? Tamam. Buradan kapatalım. Üste kumu döşeyerek başlayalım. Tamam. O zaman size iyi seyirler. Benim için birkaç saat, sizin için birkaç dakikalık bir hızlandırma. Şimdi başlıyor.
aradan epey bir zaman geçti ve sonunda geri döndüm. Birkaç saattir uğraşıyorum herhalde ben. Kaz, her tarafı kazdım. Bayağı bir malzeme toplamam gerekti, onları topladım ve arkada ufak tefek bir şekil vermeye başladım. Hadi bir dönüp bakalım. FPL'e şöyle geçelim. Ha, kırmızı takılıyor ağacın tepesinde. Bir gün ağaç tepesindeler, bir gün şuradalar falan. Bayağı mutlular ya. Şimdi ben yanları falan da kazdım. Tavana kadar kullanmayacağım. Şekil verdikçe daha farklı bir şekil almaya başlıyor. Aslında diyorum ki şurayı yarım blok yapsam da hiç aydınlatmayla uğraşmasam mı? Bir yandan da aydınlatacağım herhalde. Şimdi ben burayı komple zeminini blok dolduruyorum. Kuvars blok. Aslında half step yapsam daha mantıklı olabilir. Değil mi? 3 taneden 6 tane alıyoruz. Kesinlikle öyle yapalım. O kadar zengin değiliz çünkü. Kuvars slabları şuradan taşısam. Kaplayalım bakalım. Bir görmek için yapıyorum. Hem de mob da olmaz ya böyle. Heh, böylesi iyi bence. Böyle gayet güzel. Çok da yani mükemmel aydınlatmak zorunda kalmayalım. Evet, bu laboratuvarımızın girişi olacak. O yüzden kötü görünmesin. Fena olmasın yeter. Çok da iyi olmasını istemiyorum da. Şurada. Burada tam doğru yerde. Yok, orada değil. Şurada. Tamam. Bu şekilde. Sen demir ısındın mı? Crafting neredeydi? Stone cutter. Stone cutter yok mu? Evet, şimdi stone cutter'a smooth quartz koyarsam bir tane mi veriyor? Bir dakika. Bir tane veriyor. Peki crafting'de ne veriyor? Smooth quartz. 4 tane veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Tabii ki de stone cutter da yapacağız. Smooth quartz. Şöyle yapalım bir. İşte böyle. Bunları kıralım. Yap şunu abi. Duvarları da kaplayalım. Kazı işi bayağı sıkıcıydı ya. Yandan işte müzik açtım, film açtım falan. Çekilmedi, geçmedi yani zaman. Şöyle kapatalım. Böyle şöyle kapatalım. Konkrit için bayağı malzemem var. Sudan, okyanustan şey topladım. Yaptım. Yine gerekirse yaparım. Şey denedim bayağı bir. İşte koyup kırıp suyun kenarına toplamayı denedim ama yok. Buraya poz halinde koyup su döksem daha mantıklı. Yani şu an sıkıntı olmaz. Evet, sumut karşısına yapacağız orayı. Ben bayağı bir kuvars daha getireceğim. Evet, şu duvarları konkrit kaplayacağım. Ne var üstümde? Kalmadı bak. 1, 2. Boşluk, boşluk. Tamam. Kaç tane kaldı? 18. Hiçbir şekilde yetmez. Araları hemen dolduralım. Süper. Bu tarafa da devam et. Süper, hadi. Tamam. Burayı hallettik. Buraları komple kuvarstan yapmayayım bence. Odaların içini falan farklı bir yoktan yapayım ki. Mesela demirden yapalım. Demir bul. Burası da oda olacak muhtemelen şu yan taraf. Buradan iki tane giriş bırakmayı düşünüyorum. Böyle geldikten sonra bir sağda bir solda odaya giriş olacak. Yanlarda odalar olacak yine. Bunlar hep şey, laboratuvar odaları. Burada izleme bölgesi olacak. Ve buranın zemininde demir yapacağım. Aynen bu şekilde. Demirim bol zaten. Her defasında bir stek iki stek alıp üstüme taşıyorum. Sandıklarda da onlarca stek var. Tamam. Kuvarstan değil, konkritten bile kolay. Tamam. Şimdi burada bunun aydınlatması var. Biraz o sıkıntı olur. Laboratuvarı ne yapacaksın diyen olursa şimdi güzel şeyler düşünüyorum şu anda. Bayağıdır aslında aklımda olan bir şeydi bu. Birkaç aydır. Ne bileyim işte içinde test merkezleri, zombiler, köylüler üzerine test merkezleri, değişik cehennem portalları falan. Böyle deneyler yapacağız yani, anlayacağınız. Evet, şunu alalım. Yarım blok iyidir. Hoppa. Biraz şöyle kapatalım.
Gerek de yok aslında şu alt blokları ama. Koymuş olduk. Evet millet, geri geldim. Çok ilerlemedik ama biraz bir şeyler yapmayı başardım diyelim. Şimdi ne yapacağız? F5'ten şöyle çıkalım. Benim sandıklar neredeydi? Burada. Bunları bir alayım geri üstüme. Boşaltmıştım az evvel üstümü. Şimdi kendimize biraz daha Rock of Quartz. Smooth Quartz Slab. Smooth Quartz, ha. Şuradan bir merdiven yapalım. Smooth Quartz da vardı elimizde. Bir öyle bir böyle koymaya başlayalım. Tamam, bir üstte bir blok koyayım ya ben. Demir olsa olur herhalde. Heh, buraya bir tane daha smooth koyalım. Bunu da alalım elimize. Bir öyle bir öyle. Şöyle yapıyoruz ve end çıkıyor. Bu kadar fazla ihtiyacım yok ama gene de yapacağım. Lazım oldukça kullanırız. Quartz slab'leri al. Geri kalanı bir kalsın şimdilik. Duvar kapmakta kullanacağım için. Böyle yapalım. Mis gibi. Şimdi ışıklandırmayı da bununla yapacağız. Mis gibi olacak. Bak. Karşılıklı şöyle koyduğumuz zaman bayağı aydınlık olacak. Ama önce şu merdivenleri bitirelim. Smooth Quartz Stairs. İşte bu. Tamam, ben bundan biraz daha yapayım. Bizi çalışırken bir şey dursun onlar da. Quartz blokları atalım. Bir şey dursunlar. Şu elimizdekileri çevirelim. 10 tane, 10 tanedir. Biraz olsun çıkartırız. Acaba şu kenarları böyle mi yapsam? Böyle nasıl? Böyle fena değil. Böyle olsun. Yorum katar. 3, 4, 5, 6. Evet millet. Aradan birazcık daha zaman geçti ve sonuna geldik artık videonun. Şimdi son vermeden evvel şöyle bir dışarıdan bir giriş yapalım. Bakalım nasıl bir havası oldu. Ve sır odalarımızdan geçiyoruz. Burada hayvan bahçesi gibi bir yerimiz var. Burada hayvanlarımız güzel güzel yaşıyor değil mi? Şu altta da ayıcık falan koyacaktık hatırlarsanız, panda falan. Ama aslında bunlar denek hayvanlarıymış. Aşağıda çünkü laboratuvarımız var. Burayı bitirmedik. Burayı hemen bitirelim mi? Evet, o deney hayvanlarını alttaki laboratuvarda diğer zombilerle, başka şeylerle beraber üstlerinde test yapıyormuşuz. Öyle ve yaptığımız testlerin sonucunda ne oluyor hiç bilmiyorum. Umarım iyi şeyler oluyordur. Çok fazla smooth quartz slab harcadım. Üstü bitireyim bari. Bir buraya, bir buraya, bir de buraya. Tamam, şu şimdi bakayım dışarıdan. Son çok az bir eksiği kaldı. Şöyle bakınca aslında bir şey farkı olmuyor çok fazla. Tam orada bir giriş oldu belli ama beyaz durduğu için sıkıntı değil. Tamam. Bu defa girişimizi yapıyoruz. Tatlaradam işte böyle bitirdik. Birazcık bakalım. Burada zombiler çıkıyor sürekli. Anlamadım nereden çıkıyorlar. Ama sürekli görüyorum. Az evvel de bir zırhlı zombi öldürdüm. Altın zırh düştü de. O yüzden bir tuhafıma gitti. Neyse. Bu şekilde girişimizi yaptık. Gayet güzel laboratuvar girişi. Yanlarda şimdi birkaç tane oda koyacağız. Onları ben video arkasında ya da hızlandırma olarak sonraki videoda yaparım. Ve şu ön tarafa da şimdi buradan bir çıkış olacak şeye, ön alana. Burası biraz önde bitecek yalnız. Bak onu kestiremedim, bak onu anlamadım. Oradan bir çıkış olacak. Bu daha önde bitecek ha. Bir dakika. Benim malzemem olacaktı burada. 1, 2. 1, 2. Beyaz boyalarım nerede? Bundan bir yapalım. Bundan biraz daha yapalım. Malzemesi olanlar White Concrete Powder. İşte bu. Biraz daha mı yapalım? Ha, kalmamış. Tamam. Şimdi geldi. Burada bitti bu arkadaş. Bu oda ilerliyor yalnız. Bu oda böyle geliyor. Tamam. Belki buraya yuvarlak halka bir şey koyarım. Ya da bilemedim.
Buraya kadar gelse bence gayet yeterli. Ön tarafı cam yapmayı düşünüyorum da. Hatta sadece önü değil, yanları da şöyle hafiften cam yapacağım. Şöyle mesela. Yani 1, 2. 2 tane blok. Şu yok yani. Tamam. Şunu al. Burayı da kapatalım. Süper. Demir bloğu da alayım geleyim birazdan, değil mi? Burayı şöyle komple kaplayalım yerini. Ben herhalde bırakamayacağım bu videoyu ya. Sonlandıracağım dedim. Bir saat oldu. Yine devam ediyorum. Evet millet. Aşağıda ben biraz daha çalıştım az evvel. Şuraya şimdi gelip lan 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 ölelim diyecektim tam. Aman aman aman. Golemler bana saldırıyor. Şimdi birine vurdum yanlışlıkla. Oo, deli gibi malzeme varmış burada da. Ne yapacağız? Çöpe atabildiğimiz bir şey varsa atalım. Şu atalım bakalım birleşen bir şey olacak mı? Çok hoş olmadı bu. Tamam, biraz yer var. Heh, şunları alayım. Altta malzeme kalmış mı? Oo, burası da dolu. Tamam, bunları boşaltmamışım. Boş yerimiz varsa biraz daha alabilirim yalnız. Demir bloğu. Tamam. Buradan bir yere çıkış var mıydı? Sanki kazmışım burayı. Ha, buradan da başka bir yere çıkış var. Başka proje için kazdığım bir yer olması lazım. Doğru mu? Aynen doğru. Oraya geldik. Burayı da komple kazacağım. Hoppa. Burayı da mağaramızın içinde evler yapacağım. Onun için işaretlemiştim böyle. Projeler projeler. Şurası da demirin falan geldiği yer. Bunların içinden geçiyor. Keltler de buradan geçiyor. Şu an demirler bakın geçiyor yukarı doğru. Hatta bir ince atalım. Hop. Kımıldayalım şu yerimizden. Aa, çıkamadık. Hoppa. Yine çıkamadık. Ha, tıkalı orası. Buradan peki çıkabilir miyim? Ha, çıktım bak. Evet, demirler burada çöpe gidiyor tabii, hepsi kullanmıyoruz. Şimdi ben ne yapacaktım abi? Nereye gidecektik? Ha, şu şeye, yan odadaki laboratuvara. Şey var sandım orada. Evet. Yolu bir daha görmüş olalım. Evet, buradan böyle indik. Arada bir zombi doğuyor burada, unutmayalım. Geldik. Sağa baktık, sola baktık. Tabii şu sağ daha tam temiz değil. Sola şöyle gidelim. Burada bir çıkış var, oda var. Tavanını kapatacağız. Oo, burası var. Yine burası da bir laboratuvar zemini. Ve kapatalım. Çok bir şey kalmadı geriye. Tamam. Buraların cam olduğunu düşünün böyle. Tek cam yapacağım. Dışarıyı böyle oradan izleyeceğiz. İşte pardon, şu ortadan çıkış koymayı düşünüyorum. Şuradan. Güvenli çıkış ama burası böyle. Var mı? Varmış. Buradan böyle çıkış koyacağım, tamam mı? Ya da şöyle koyabilirim. Ve kapatalım. Tam ortası mı burası yalnız? Kafama göre yaptım da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıkış ikili yapmamız lazım. Doğru mudur? Şimdi seni at bir içeriye. Burası ve burası. Tamam, doğru. Simetrik oldu. Evet, simetri önemli. Sonra takılıyoruz simetriye. Tamam, camlı yapacağım demiştim. Her tarafında camlı olmasına gerek yok. Belli bir yere kadar camlı olsa yeter. Mesela buraya kadar. Süper. Bir çerçevesi de olsun camın, değil mi? Valla bir şeyler yaptıkça devamı geliyor ya. Sonu yok bu işin. Şey böyle ya, eksik kalan şeyler rahatsız ediyor, batıyor sürekli.
O yüzden de bırakamıyorum oyunu. Sürekli şunu da bir tamamlayayım, bunu da tamamlayayım derken sonu gelmiyor. Tamam, buradan kapı olacak. Yine böyle giriş olacak. Bunları da demirleri alayım. Tamam, tavanını farklı renkte kapatacağız. Zeminler sağlam. Burada birkaç bilgisayar olur böyle. Karşıyı izlerler. Burada bir eleman olur. Muhtemelen buraya bir kürsü gibi bir şey koyarım. Buradan kontrol ederler mekanizmayı. Hatta merdiven varsa şöyle bir kürsü koyayım, anlaşılsın ne oldu buranın. Tamam mı? Evet millet. Benden bugünlük bu kadar olsun o zaman. Daha da zorlamayalım. Sonu gelmeyecek bu işin. Laboratuvarımızın, bu esrarengiz laboratuvarımızın tavanını da kapatacağız. Acaba tavana şey mi koysam böyle? Ne bileyim, bir roket fırlatma, işte aya ışın fırlatma için bir kapı falan mı koysam? Onu bir düşünelim, olur mu? Baksana tam aslında aya gidiyor ve ay üste geldiği anda ayı deliyor gibi olabilir. Biz şurayı bir keselim de, burayı kestikten sonra buraya ne yapacağımıza karar veririz. Şey, bu üstleri kazdıktan sonra, pardon. Muhtemelen ben şunun üstüne bir balkon gibi bir yerde koyarım. Değişik bir şey olacak ya. Böyle yaptıkça daha da bir şeyler yapasım geliyor. Fikirler sürekli değişiyor ama güzel şeyler çıkacak ortaya. Bakalım. Evet, o zaman ne diyoruz? Benden bugünlük bu kadar. Survival'ı seviyorsunuz biliyorum. Biraz ara verdim. Onun için de kusura bakmayın. Ama geri döndük Survival'a tam olarak. Evet. Yorumlara siz de fikirlerinizi yazın. Ben de elimden geldiğince o fikirlerin içinden bir şeyler alıp belki değiştirip belki olduğu gibi kullanmaya çalışırım. Şu an için laboratuvarla ilgili fikir verin. Çünkü böyle dikkatim çok dağılmaya müsait. Başka projeye başlayınca öbürü yarım kalıyor falan. Evet. O zaman ne diyoruz? Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.